Değerli basın mensupları, bugün Şule Çet davasının karar duruşması vardı. Aslında bu sıradan bir dava değil. Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet konusunda Şule Çet davası tüm kadınların davasıdır. Bu davada adil, toplum vicdanını yaralamayacak bir karar çıkmasını umut ediyorduk. Ama bir baktık, ağırlaştırılmış müebbet cezası müebbete çevrilmiş. Aslında hafifletici hiçbir sebep de ortada yok. Dolayısıyla bu cezanın kadına şiddet uygulayan, kadın cinayetleri, kadınları katledenlerle ilgili katledenlere ciddi bir uyarı olması bakımından en ağır cezaların verilmesi en doğrusu olacaktır. Şule Çet'e ben bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün Van'da bir şehidimiz var. Şehidimize de Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Dün Kasım ayına ait enflasyon rakamları yayınlandı. Tüketici enflasyonu aylar sonra, iki ay sonra yeniden çifthaneli rakamlara geldi. Rakamların ayrıntılarına baktığımızda damat bakanın arkadaşının başında olduğu TÜİK'in enflasyon ile vatandaşın gerçek enflasyonu arasındaki farkın açılmaya devam ettiğini görüyoruz. TÜİK'e göre geçen ay %8,6 olan yıllık enflasyon bu ay %10, geçtiğimiz ay yani Kasım ayında, Ekim ayında %8,6 olan enflasyon Kasım ayında %10,6'ya çıkmış. Faizi düşürdük, enflasyon düştü diyorlardı. Sarayın kibirli kişisi bununla övünüyordu. Şimdi ne diyecek? Ben merak ediyorum. Faiz yeniden artmaya başladı. Düşürdüler faizi, enflasyon artmaya başladı. Merkez Bankası'na bundan sonra faizlerle ilgili hangi talimatı verecekler? Onlara soruyorum çünkü Merkez Bankası bu konuda bağımsız değil. Faizleri talimatla belirliyor. TÜİK'in marketindeki meyve sebze fiyatları bu ayda hal fiyatlarının altında kaldı. Kasım ayında neredeyse her yemekte kullandığımız kuru soğan TÜİK'in marketlerinde 1 lira 68 kuruşmuş. TÜİK'in marketinde. Hale bakıyoruz, soğanın ortalama fiyatı 2 lira ile 3 lira 25 kuruş arasında. Patates TÜİK markette 2 lira 3 kuruş. Halde 3 lira ile 5 lira 25 kuruş arasında. Sivri biber TÜİK markette 4 lira 44 kuruş. Halde 7 lira 25 kuruşla 8 lira 50 kuruş arasında. Liste böyle uzayıp gidiyor. Her seferinde buradan söylüyorum. Verin şu TÜİK marketinin adresini de sadece damat bakan sevinmesin, milletimiz de bir sevinsin. Vatandaş da bayram etsin ucuza mal aldığı için. Değerli basın mensupları, ülkemizi yeniden ayağa kaldırabilmek için çözüm bulmamız gereken önemli bir sorun da eğitim sorunu. Bu ülkenin evlatlarına sadece iş vermek durumunda değiliz. Yine bu ülkenin evlatlarını rekabet ettiğimiz, yani küresel ölçekte yarıştığımız ülkelerin çocukları kadar kazanabilmelerinin de önünü açmamız gerekiyor. Tabii bunu yapabilmek için de gençlerimizi çağın gerektirdiği bilgi ve beceriyle donatmamız gerekiyor. Ama maalesef gençlerimize dünyadaki akranlarıyla yarışmalarını sağlayacak, onlardan daha fazla kazanmalarını sağlayacak, gençlerimizin hayallerine, özlemlerine, özlem duydukları hayat standartlarına kavuşması için kavuşmalarına yarayacak eğitimi maalesef veremiyoruz. Aslında bu iktidar eğitimi siyasileştirdi. Milli bir mesele olmaktan çıkardı. Eğitimde kararlar AKP mutfaklarında alındı. Adı AK Parti mutfaklarında alındı. Sonuçta eğitim sistemi tam bir keşmekeşe döndü. Bu da gençlerimizin başarısını maalesef olumsuz etkiledi. Rakamlar da bunu gösteriyor. Hatırlarsanız kavga dövüş meclisten hiçbir yerde tartışmadan
AK Partili milletvekillerinin vermiş olduğu önergelerle 4+4+4'ü geçirmişlerdi. Bunun neticesinde PISA skorları bize gösteriyor ki 2012'de yapılan bu düzenleme neticesinde maalesef gençlerimiz çok büyük bir kayba uğradılar. Bu düzenlemeden tam 3 yıl sonra PISA sınavlarında bu düzenlemenin yapıldığı yıl PISA sınavlarında okuma becerisi dalında yani 2012'de puanımız 475'ti. Bundan tam 3 yıl sonra bu düzenleme yapıldığı tam 3 yıl sonra 2015'te 428'e düştü. Şimdi 466'ya çıkınca sevinmeye başladık. Ama 2012'den 2018'e kadar 6 yıl boyunca benim gençlerim zaman kaybetti. Bu 6 yıl boyunca yetişen gençlerim kendi akranları karşısında, dünyadaki kendi akranları karşısında eğitim bakımından eksik kaldılar. İşte eğitimi siyasileştirmenin neticesi budur. Maalesef yabancı bir dilde değil, Türkçe olarak okumakta, okuma becerisi konusunda zorluk çeken gençlerimiz. AK Parti yönetimi eğitimi siyasi bir mesele olarak görmeye hala devam ediyor. Hatta eğitimi kullanarak kendi partisinden ayrılanlara abu altından sopa gösterme noktasına kadar gitmeye de cüret edebiliyor. Diğer taraftan içinde bulunduğumuz bu ekonomik kriz tüm sektörler gibi eğitimi de olumsuz yönde etkiliyor. Mesela yaygın şubeleri olan ve bilinen bir kolejin öğretmenleri aylardır maaş alamadıkları için eyleme çıktılar. Diğer taraftan sarayda eğitim üzerinden siyasi kan davası yaratmakta tereddüt etmiyor. Binlerce üniversite öğrencisinin geleceği siyasi bir kan davası nedeniyle karartılma noktasına geliniyor. Değerli basın mensupları, ben Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü olarak İstanbul Şehir Üniversitesi konusunda ilk defa konuşacağım. Bugüne kadar hiç konuşmadım. Çünkü neden konuşacağım? Çünkü son MYK toplantısında Salı günü AK Parti sözcüsü çıktı. Diğer partileri İstanbul Şehir Üniversitesi meselesini siyasileştirmekte suçladı. Biz bunu hiç yapmadık. Sadece teknik olarak burada ne oluyor incelesinler diye zaman zaman uzman ve milletvekili arkadaşlarımızı gönderdik. Sonra diyor ki bu konu çok teknik bir konu, siyasileştirildi ve öyle görünüyor ki bu teknik konuyu, çok teknik konuyu kendi MYK'larında uzun uzun tartışmışlar, bir de karara bağlamışlar. AK Parti'nin MYK'sı şunları tespit etmiş. Diyor ki partinin önceki başbakanlarından birinin bu üniversiteye arazi hibe etmesi usulsüzdür. Onun için bu arazinin bu üniversiteden geri alınması da doğrudur. Arazi geri alınınca da bir kamu bankasının bu üniversiteye vermiş olduğu kredi teminatsız kalmıştır. O nedenle bu üniversitenin bankaya olan borcunun ödenebilmesini temin etmek için bu üniversiteyi hami bir başka üniversiteye devredeceklermiş. Şimdi tabii burada akla bir sürü soru geliyor ama sorulması gereken ilk soru şu. Bu ada AK Parti MYK'sı Milli Eğitim Bakanlığı mıdır? Yoksa YÖK Başkanlığı mıdır? Ya da Halk Bankası Genel Müdürlüğü müdür? Bir başka soru, Sayın Çelik Cumhurbaşkanlığı sözcüsü müdür, AK Parti sözcüsü müdür? İşte tek adam parti devletinin ülkeyi içine düşürdüğü hal bu. Devlet AK Parti mutfağından yönetiliyor. Kararlar devletin yetkili organlarının binalarında değil,
parti binasında alınıyor. Anlamadığımız bir husus da kamu bankaları üzerinden her türlü piyasa bozucu eylemi yapmakta çekinmeyen, yandaş müteahhitleri kurtarma operasyonları çeken, işte örnek Borsa İstanbul Finans Merkezi projesi, Ankara'daki bir sürü inşaat projesi, bunların çoğu bankalara devredildi ya da bir takım başka şirketlere devredildi. Futbol kulüplerini bile kamu bankaları üzerinden kurtaran sarayın, kendi partisine mensup eski bir başbakanın kurucularından olduğu, bu üniversitenin borcuna karşı gösterdiği hassasiyet ne? Niye birdenbire Halk Bankası'nın bir üniversiteden alacağına bu kadar şahinleştiler? Yani bu bankalar daha önce pek çok mali operasyon için kullanılmadı. İşler kötü gitmeye başlayınca bu bankalar işsizlik fonundan verilen sermaye ile desteklenmedi mi? Yandaşlara bu bankalardan kredi muslukları açılmadı mı? Yandaşların 40 milyarlık batık alacağı silinmedi mi bankalar sistemindeki? Şimdi bankaların takati kesildi, makyajlar, pansumanlar bir yandan. Ama yandaşlara bu bankalar imkan sağlamaya devam ediyor. Mesela dediler ki 5. dereceden riskli alacakları bankacılık sistemi silsin. Para sıkışıklığına deva olsun diye bütün diğer bankaların vergi tahsilat yetkilerini kaldırdılar. Bir tek bu bankalara vergi tahsilat yetkisi verdiler ki para buralarda toplansın diye. Kamunun bütün ödeme işlemleri bu devlet bankaları üzerinden yapılıyor. Şimdi bu kadar işlemden 8 bin tane öğrencisi olan bir üniversiteye hiç mi pay düşmüyor? İddia ediyorlar, diyorlar ki biz verilen aldığımız kredinin 2,5 katı kadar teminat gösterdik. Herkesin kredilerini, yandaşın kredileri yeniden yapılandırılıyor. Bu üniversitenin kredileri yapılandırılmıyor. Ama burada şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Değerli basın mensupları, hatırlayın dün Vakıfbank'ın hisseleri hazineye devroldu. Vakıfbank'ı önce damadın yönettiği Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, sonra da kayınpeder ve damadın beraber yönettiği Kara Kutu Varlık Fonu'na, aslında rehin fonu olan Varlık Fonu'na devrettiler. Ziraat ve Halk'tan sonra sıra Vakıfbank'a geldi. Bu kamu bankalarında ne oluyor? Bu kadar çok üzerinden operasyon yapıyorsunuz, bu kadar çok bunlarla ilgili işlem yapıyorsunuz. Bir de diğer taraftan öyle anlaşılıyor ki artık milletin gümüşleri bitti. Kaç yıllık vakıfların kaynaklarına da varlıklarına da el uzatılmak zorunda kalın. Değerli basın mensupları, bu anlayışla bu devleti yönetmek giderek imkansız hale geliyor. Tek adam parti devleti rejiminin milletimizin hiçbir derdine deva olamayacağı her gün biraz daha ortaya çıkıyor. Her şeyi kontrol etmek isteyen ama hiçbir işin altından kalkamayan bu tek adam yönetiminin milletimizin sırtına daha fazla yük yüklemekten başka yapabileceği bir şey yoktur. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorularınız varsa şimdi alabilirim. İsimlerinizle ve kurumlarınızla lütfen. Buyurun. Efendim, Fox Haber'den Beril Ötkan. İki sorum olacak ama önce ilkini sorayım efendim. Termik santrallerle ilgili baca takılmasının uzatılmasına yönelik düzenleme AK Parti'nindi ve bu düzenleme meclisten AK Parti ve MHP'nin oylarıyla geçti. Bu düzenleme Sayın Erdoğan veto etti ama Sayın Erdoğan'a rağmen mi meclisten geçti? Bu konuda ne düşünüyorsunuz efendim? İlk sorum bu olacak. Tabii bu son derece ilginç bir durum. Biraz önce anlattım. Yani bütün yasal düzenlemeler, her şey artık devletin mutfaklarında değil, AK Parti'nin mutfaklarında pişiyor. AK Parti'nin de genel başkanı Erdoğan. Dolayısıyla Erdoğan'ın haberi olmadan
bu yasanın meclisten geçmesi mümkün değil. Ama öyle anlaşılıyor ki kamuoyunun baskısı altında bu yasayı veto etmek zorunda kaldı. Gerçekten de kamuoyunun burada ciddi bir tepkisi oldu buna. Şunu söyleyeyim. En azından burada, hiç olmazsa burada kamuoyuna kulak vermiş olması olumlu bir gelişmedir. Ama bazı şeylerin de takipçisi olacağının altını buradan çizmek isterim. Bir takım laflar var. Bu santrallerle ilgili olarak yeniden ihaleye çıkarız. Kimlerin bu santrallerle ilgili yetkileri iptal edilecek? Hangi santrallerle ilgili olarak kaça ihaleye çıkılacak? Kimlere verilecek? Bunları da dikkatle takip edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Efendim yine Sayın Erdoğan veto ederken bir tarafta veto nedenini, daha doğrusu bir tarafta halkım var, bir tarafta sermaye var. Halkımı tercih ettim, halk sağlığını tercih ettim gibi bir açıklaması oldu. Bu sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Demek ki önce AK Parti mutfağında sermayenin tercihini halkın tercihine üstün görmüş. Sonra yukarı geçince de, saraya geçince de bu sefer halkın tercihi demiş. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bundan sonraki süreci, bu santrallerle ilgili süreci çok dikkatle izleyeceğiz. Yani bugüne kadar hep halkın tercihlerini, kulaklarını kapatmış olanlar, milletin sesini duymayanlar, kendi iktidarları döneminde 470 milyar doları, yani günde 77 milyon dolar faizi yurt dışındaki sıcak paracılara ödeyenler, ödeyenlerin aklına şimdi halkın geliyor olması gerçekten ilginç. ATV Haber'den Samet Özsaylan. Dün Sayın Kılıçdaroğlu grup toplantısında Selahattin Demirtaş ile ilgili seni başkan yaptırmayacağız demesinden dolayı şu anda cezaevinde tutuluyor dedi. Ancak Cumhurbaşkanı avukatı bir açıklama yaptı bugün. Bu söz nedeniyle herhangi bir soruşturma ya da kovuşturmanın bulunmadığını söyledi. 6-7-8 Ekim olaylarından dolayı şu an hapiste, cezaevinde tutuluyor dedi. Bununla ilgili bir değerlendirmeniz olacak mı? Teşekkürler. Şimdi Türkiye'de yargıyla ilgili yaşananlara baktığınız zaman kimin, neden, ne için, hangi talimatlarla içeride tutulduğunu açık seçik şekilde görüyoruz. Dolayısıyla onun için tutulmuyor, bunun için tutuluyor. Sonuç itibariyle bir siyasi partinin genel başkanı içeride rahatsızlanmıştır. Bu genel başkanla ilgili olarak da sağlık konusunda atılan adımlarda bir gecikme olduğu söylenmektedir. Bunun incelenmesi lazımdır. Var mı başka soru? Teşekkür ediyorum arkadaşlar.